Körfez bölgesi ve Altınoluk'ta durum. İnsan eliyle cehennem haline dönüştürülen cennet bölge. Altınoluk'tayım. Kaz Dağları'nın eteklerinde yeşil ve mavinin buluştuğu güzel mekan. 1970'li yılların başından beri sürekli gelirim buraya. 15 yıldan beri de yaz aylarında sürekli ikamet ediyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Hem körfez bölgemizi hem de altın olduğu mavisiyle birlikte iyi tanırım bilirim. 40 yılda talan ettik bölgeyi. Eskiden geldiğimde zeytin ağaçlarının içinde tek tük evler vardı. Bugünse evlerin arasında tek tük zeytin ağaçları var. Kaz dağlarının eteklerinde yüksek bir tepeden izledim bölgeyi. Kabus gibi her taraf beton yağını. Sonra deniz kıyısından baktım. Beton yanları kaz tepelerine doğru koşar adım gidiyor. Hani diyoruz ya doğa severler, çevreciler falan diye. O doğa severler, çevreciler bölgede katledilen doğanın içinde yaptıkları evlerde oturuyorlar. Peki turizm ne halde bölgede? Bari bölge halkı turizm gelirlerinden yararlanabiliyor mu? Heyhat o da yok. Zeytin para etmiyor, etse de halkın alım gücü düştüğü için sürüm yok. Keza zeytinyağı içinde durum aynı. Bölgede doğru dürüst otel motel yok. Var olmasına var da sanayi haline dönüşmüş çok yataklı turistik tesis yok. Peki onca bina niçin yapılmış? Hepsi atıl ev sahipleri senede 15-45 gün kullanıyorlar bu evleri. Eskiden günübirlikçi yerli misafirler gelirdi. Dönemsel bir canlılık olurdu. Dün esnafı dolaştım. Lokantacı, esnaf, pansiyon, işletmeciler, çadır kamp işletenler kana alıyor. Feryat ediyorlar piyasada tık yok. Orta ve küçük ölçekli esnafta perişan turizmci bir dostum anlatıyor. Sıtkı Bey Ege'de güneyde turizm mevsimi 12 ay sürer. Yabancı turist dünyanın dört bir yanından şirketler aracılığıyla bölgeye getirilir ve gelenler de döviz bırakır. Bizim burada durum öyle değil. Buralarda sezon 45 gündür. Pek çok esnaf bu 45 günde kazandığı parayla kışı da geçirmeye çalışır. Devlet ve yerel yöneticiler bölgeye el atmalı. Bölgemizde turizm canlandırılmalı. Doğru mu? Doğru. Eksiği var fazlası yok. Kaz dağları var, deniz var, oksijen bol, orman var ve varlık içinde yokluk var. Plan ve programın olmayışı hem doğayı yok ediyor hem de bölge insanının ekonomik kazançtan pay alabilmesini engelliyor. Bu vesileyle bir önemli konuyu daha dile getirmek istiyorum. Bölgede ev varsa fiyatları tavan yapmış. Spekülatörler bölgeyi adeta işgal etmişler. Arsa ya da tarla bahçe hüviyetindeki bütün yerler zengin tekerlerin eline geçiyor. Bölgede küçük, orta hatta büyük ölçekli gelir sahiplerinin dahi ev arsa alabilme imkanları kalmamış. Bir de kira meselesi var. Eskiden özellikle ev alamayan dar gelirliler burada ev kiralarlardı. Şimdi o şans da kalmamış. 1500-2000 Türk lirası olan ev kiraları şimdi 6000-9000 Türk lirası olmuş. Ne diyeyim? Bir yerin insan eliyle cennet halinden cehennem haline dönüştüğünü görmek istiyorsanız, körfeze özellikle de altın olağa gidin görün.